Teorik ve pratik olarak aslında şimdi zorlayıcı tarafları, mesela ameliyathane kapalı bir ortamdır ve bu kapalı ortamda çalışmak tabii biraz yıpratıcıdır. Yine aynı şekilde yoğun bakımda aynı durumda. Elbette burada gaz solumaları mümkün. Sonuçta kapalı bir ortamda belli bir mesai yapmaları, işte vardiya sistemi veya işte nöbet sistemleriyle çalışmaları yıpratıcı olabilmektedir. Bu tür zorluklar beklemekte. Fakat tercih ettiği takdirde, bunu kabullendiği takdirde insanlar mutlu olabilirler bu branşta. Bu bölüm sağlıkla ilgili bir bölüm. Sağlıkta temel olarak insan vücudunu, insan anatomisini ilgilendiren bir branş. Bunun için yoğun bir doğru işi doğru yapabilmek için yoğun bir teorik eğitim alması gerekir öğrencilerin. Bu teorik eğitim biraz normal insanlara zor gelebilir. Anatomiydi, fizyolojiydi, karmaşık hesaplar. Bunun yanında tabii bu öğrendiği teorik bilgiyi de aynı zamanda sahada pratik yapabilme olanağına da sahip olması lazım. Sadece teorik bilgi tek başına yeterli değil. Bu edinmiş olduğu bilgi birikimini sahada tecrübe edebilmesi için uygun ortamlarında, uygun laboratuvar ortamlarının, simülasyon ortamlarında olması gerekir. Teorik ve pratik eğitimler veriliyor zaten. Sonuçta ilk sene temel dersler veriliyor. Onun yanında yaz stajları oluyor. İkinci senede yine stajlar şeklinde. İlk sene anatomi, fizik, biyokimya gibi dersler var. Ondan sonra ikinci senede de tabii yine teorik eğitimlerle beraber uygulamalı eğitimler, laboratuvarlardan yararlanılıyor.